İyi günler sevgili izleyiciler. Bir sıcak gündem programıyla yine birlikteyiz. Bugünkü konuğum İyi Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Profesör Doktor İmam Hüseyin Filiz. Sayın Filiz, hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk Mehmet Bey. Efendim, önce siz deprem bölgesinin milletvekili olduğunuz için deprem bölgesiyle depremle ilgili konuşmak istiyorum. Evet. Bugün biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı 11 ilde temel atma töreni yapacaklar. Deprem konutlarının. Fakat dün ve bugün yine artçı sarsıntılar devam ediyor. Sizler bu artçı sarsıntılar devam ederken temel atmaya da karşısınız. Çünkü deprem profesörleri, inşaat mühendisleri odası falan karşı çıkıyor. Bununla ilgili görüşleriniz nedir efendim? Evet. Ben ilk önce 11 ilimizde depremde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralara acil şifalar diliyorum. Allah inşallah böyle bir depremi burada bir daha böyle şeyler başımıza gelmez. Bunu temenni ediyorum. Şimdi tabii deprem ve depremin getirdiklerinin çok iyi analiz edilmesi lazım. Evet. Özellikle deprem bölgelerinde inşaata açılan alanların her şeyden evvel zemin analizlerinin tam olarak detaylı bir şekilde yapılması gerekiyor. O zemin analizlerinden sonra da hızla inşaata başlayacağız diyor iktidar. Hızla inşaata başlayabilmek için artçı depremlerin şiddetlerinin çok düşük olması ya da artçı depremlerin ortadan kalkması gerekir. Şimdi bilim adamlarımızın söylediğine göre bu konunun uzmanlarının söylediğine göre, inşaat mühendislerimizin odaların söylediğine göre bir yıl sonra bu artçı depremler ortadan kalkar. Evet. Dolayısıyla temel atmakta hızlı hareket etmemek gerektiğini söylüyorlar. Çünkü temel atıldı mı betonun içerisindeki demir ile beton harcı artçı depremler dolayısıyla birbirleriyle kaynaşamaz. Dolayısıyla evet, sakıncalı bir yapı daha ortaya çıkar. Bilimin söylediği bu. Efendim, şimdi siz deprem bölgesinin milletvekilisiniz. Evet. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamada devletin artık o tamamen kontrolü ele aldığını, her şeyin yerli yerinde olduğunu açıkladı. Fakat aynı gün akşam Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu acilen deprem bölgesine çay, şeker, un, den ne bulursa gönderin dedi. Evet. Siz gidiyorsunuz, geziyorsunuz, görüyorsunuz. Gerçekten yani Sayın Süleyman Soylu'nun dediği gibi bir durum. Yani şöyle, ben depremin yani 7 Şubat tarihinden itibaren kendi bölgemdeydim. 6 Şubat tarihinde gidemedim. Adana'ya kadar gittim. Ondan sonra yolların bozukluğu nedeniyle devam edemedim. 7 Şubat günü Nurdağ'a gittim. Nurdağ %70 oranında çökmüştü. Hemen hemen bütün binalar yıkık. Vatandaşlarımız sahipsiz. Binaların başında kimse yok. Bu daha sonra aynı gün İslahiye'ye geçtim. İslahiye'de de durum aynı, daha da kötü. Böyle bir telaş var. Devlette de bir telaş var. Enkazların üzerinde, enkazların yanında devlet yetkilileri yok, AFAD yok, Kızılay yok. Herkes kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Böyle büyük bir mağduriyet yaşandı. Bu 11 ile yayılmış bir mağduriyet. Daha sonra ben bütün deprem bölgelerinde hem illeri hem de ilçeleri dolaştım. Besni'ye gittim, Kağıtı'ya gittim, Adıyaman'a gittim, Gölbaşı'na gittim, Pazarcık'a gittim, Narlı'ya gittim. Daha sonra Kahramanmaraş'a, Elbistan'a, Nurhak'a, Hassa'ya, Kırıkhan'a, Antakya'ya, İskenderun'a, Osmaniye'ye, bütün bu bölgelere dolaştım. Gerçekten büyük bir perişanlık yaşandı. Tabii bu çay şeker meselesi çok da önem arz eden bir konu değil. İnsanlar çay da içmeyebilirler.
Ama en önemli sorun barınma sorunu. Hepimizin de işte gördüğü ve yaşadığı gibi hala çadırlar ve konteyner kentler tamamlanamamıştır. İnsanlarımızın soğukta günlerini geçirdikleri biliniyor. Bunlar bugün hissedilmiyor ama bir süre sonra biz bunları da göreceğiz. Burada depremzedelerin ve o bölgede yaşayan insanların çeşitli hastalıkları da ortaya çıkacaktır. Özellikle akciğer hastalıkları evet. da ortaya çıkacaktır. Onun için birinci şey sorun barınmaları ve temel gıda maddeleri. Yani çay, şeker nasıl olsa bir şekilde insanlar evet. içse de olur, içmese de olur. Sayın Filiz, efendim şimdi barınma dediğiniz zaman aklımıza AFAD geliyor tabii. Evet. AFAD depremin altında kalmıştır. Bu gerçektir. Bir de geçen gün AFAD'da bir yangın oldu. Evrak bölümünde. Ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri şey verdi. Araştırma önergesi verdi. Evet. Bu önerge reddedildi. Bu nereden önergeler reddedildi? Hı. Bu nereden çıktı birdenbire bu olaylar devam ederken AFAD'daki bu yangın? Yani biraz tabii şaibe olarak tabii gözüktü. Yani dilemiyoruz. Bu tür iş, evet. bu tür şeyler hep bir şaibe, bir endişe uyandırır. Tabii ben asıl sebebin ne olduğunu bilmiyorum. Savcılık soruşturmayı başlattı. Ama şimdi bizim kurumlarımız çok iyi teçhizatlanmış olmaları gerekir. AFAD adı üzerinde afetle evet. mücadele edecek bir kuruluş. Bu kuruluşun ilk önce kendi binasında bu tedbirleri almış olması gerekirdi. Bizim sıkıntımız budur. Evet. Yani Türkiye'nin genel sıkıntısı bu. Birilerini kurtarmaya afette afetzedelere yardım etmek üzere teşkilatlandırılmış ya da organize etmek üzere teşkilatlandırılmış bir kuruluşun binasının yanması yani endişeler bıraksa özellikle evrak bu servisinde. Bu defada evet evrak servisinde olunca tabii insanlar şüphelenirler ama bu bize bu kurumların yöneticilerinin ehliyetsiz, liyakatsız olduğunu gösteriyor. Evet. Efendim liyakat dediniz de siz yıllarca Gaziantep Üniversitesi'nin rektörlüğünü yaptınız. Evet. Şimdi efendim depremde bir konu ön plana çıktı ve tartışıldı. Asker sahaya niye geç indi? Şimdi herkes dedi ki efendim Cumhurbaşkanlıktan mesaj beklendi. Daha sonra Cumhurbaşkanlıktan bir yetkiliyle ben görüştüm de hayır dedi. Cumhurbaşkanlıktan mesaja gerek yoktu. AFAD kanununda açık ve net olarak yazıyor. Bir ilde sel, deprem, yangın, toplumsal hareket olduğu zaman o ilin valisi o ilde bulunan en rütbeli komutanı arar ve askeri göreve davet eder. Şimdi burada iş geldi 11 tane ilin valisine dayandı. Hiçbir vali askerden bunu talep etmemiş. O ortaya çıktı. Şimdi efendim liyakatsız dediniz de daha doğrusu benim aldığım bilgiler hiçbir vali cesaret edip askerlere telefon açıp o ilin en yüksek rütbeli komutanına bize yardımda bulunun dememiş. Bu ortaya çıktı. Şimdi Cumhurbaşkanlıktaki yetkililer diyor ki hayır diyor Cumhurbaşkanlığının yetki vermesine lüzum yok. AFAD kanunu açık. Bu şunu gözüktürüyor. Demek ki atandığımız valiler açıp da AFAD kanunu okumamışlar. Yani böyle bir yetki var. Şimdi liyakat dediniz. Acaba bu atanan valilerde de mi bir liyakat sorunu var? Yani burada aslında konuşulacak konu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'nin idari yapısına getirdiği artık buna rehavet de diyebilirsiniz, hantallık da diyebilirsiniz. Çünkü herkes yapacağı işleri illa Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatı gerekiyor biliyorsunuz. Evet. Yangınların, orman yangınlarının söndürülmesi için bile Cumhurbaşkanlığından talimat bekleniyor. Şimdi devlet nedir devlet? Devlette bir sıkıntı ortaya çıktığı zaman
Ben şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir çam ağacını gidin, bıçakla şöyle bir çizin çam ağacını. Hemen oradan bir reçine çıktığını görürsünüz. Evet. Bu reçine nedir? Yani o ağacı bir şekilde ağaca zarar verdiğiniz zaman o zararın etkisini ortadan kaldıracak bir içgüdüsü var. Reçineyi salgılar ve o çizilen yerden içeriye böcek vesairenin girmesi engellenmiş olur. Dolayısıyla devlet yönetiminde de birçok şey otomatiktir. Olması gerekir. Yani şimdi ortada bir afet varsa o zaman da kimseden emir beklemesine gerek yoktur. Biz bekleyelim de emir gelsin de biz bunları yapalım. Evet. Böyle bir şey kabul edilemez. Yönetimlerin, devlet adamlarının sorumlulukları vardır. Cumhurbaşkanı'nın 85 milyon kişiye karşı sorumluluğu var. Valilerin de o ildeki vatandaşlara karşı sorumluluğu var. Onların birinci derecede can güvenliğinden sorumludurlar. Eğitiminden sorumludur. Sağlığından sorumludur. Onun için de böyle afet durumlarında aniden gelişen olaylarda yukarıdan bir talimat beklemenin anlamı yoktur buyuruyor. Zaten son derece yanlıştır. Sel geliyor. Talimat mı bekleyeceğiz? Yani Cumhurbaşkanı nereden haberi var? Şimdi efendim geçen gün bir televizyon kanalında eski İçişleri Bakanı Sayın Saadettin Tantan bunu çok güzel açıkladı. Dedi ki valileri biz atadığımız zaman dedi valiler dedi oturur yetki ve sorumluluklarını iyice ama zaten hepsi tecrübeli. Hepsi şey valilerdi. Şimdi 99 depreminden biz 99 depremine gittiğimizde İzmit'te ordu sabah erkenden gelmişti. İzmit valisi o zaman arıyor donanma komutanlarını ki donanma komutanlığı da depreme uğramıştı ama asker görevdeydi. Şimdi tabii bu liyakatsız atamalardan hayır atandıktan sonra görev ve yetkilerini de açıkça şu ortaya çıkıyor ki bilmiyorlar. Yani AFAD kanunu ben okudum. Gerçekten böyle bir madde var. Diyor ki o ilin valisi en yetkili komutanı arar. Sadece deprem değil. Yangın, sön, ayaklanma, öteberi yardım ister. Demek ki bu AFAD kanunundan haberleri yokmuş. Yani biz mesela askeri görmedik ama depremin 3. 4. günleri gittiğim beldelerde askerler gördüm. Evet. Rütbeli askerler gördüm. Evet. Binbaşı, yüzbaşı ve çeşitli kademelerde asubaylar gördüm. Siz ne yapıyorsunuz dedim. Biz gönüllüyüz dediler. Kendi birliklerinden, gelmiş. Komutanlarından izin almış gelmişler. Evet. Şırnak'tan gelenler vardı. Bu gerçekten beni heyecanlandırdı. Yani Mehmetler, Mehmetçikler ülkenin bir tarafında bir sıkıntı olduğu zaman yerlerinde duramıyorlar. Gönüllü olarak gelmiş çalışıyorlardı. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Şimdi biz 15 Temmuz'dan sonra bütün toplum FETÖ terör örgütü olarak kabul ettiğimiz bu örgütün geçmişte Türkiye'de yaptığı tahribatları maalesef onarmıyoruz. Mesela bunlardan birisi Amasya protokolü. Bu FETÖ zamanında kaldırıldı ama sonradan da getirmek için herhangi bir işlem yapmadık. Yani onların yaptığı tahribatlar halen devam ediyor. Askeriyede olsun, diğer düzenlemelerde olsun. Peki, şimdi biz bu depremi yaşadık. Amasya protokolünün tekrar geri gelmesi gerekmiyor mu? Elbette. Yani şimdi başımıza gelen felaketler bir ders niteliğindedir. Evet. Yani bundan ders almak gerekir. Orman yangınları oldu Türkiye'de. Evet. Evet. Yani bir deprem var. Ağır bir deprem. Sonucu felaketle felakete gelmiş, felaket olmuş. Bundan kim ders alacak? Bundan herkes ders alacak. Bundan belediye başkanları ders alacaklar. Şehir imar planlarını yapanlar bundan ders alacaklar. Eğitim camiası bundan ders alacak. Sağlık camiası bundan ders alacak. Herkes ders alacak ki bir daha tekerrür etmesin. Evet. Yani Mehmet Akif'in de zannediyorum tarih bir tekerrürdür diyorlar. Evet. İbret alınsaydı eğer tarih tekerrür mü derdi.
Dolayısıyla bunların tekerrür etmemesi için, insanlarımızın mağdur olmaması için herkesin, her kurumun ders alması gerekir. Yani şimdi Türkiye'de deprem olduğu zaman dışarı kaçın diyorlar. Japonya'da deprem olduğu zaman yukarı evin, evin içine girin diyorlar. Bir yerde evin dışına çıkın, bir yerde evin içine girin. Bu ne demektir? Evin içine girin diyorsa evin sağlam olduğunu ifade ediyor. İfade ediyor, evet. Eğer dışarı kaçın diyorsa bu ev çürüktür, bu ev yıkılabilir, onun için kaçın. Evet. Dolayısıyla o evi yapanları, o organize edenlerin hepsi buradan ders alması gerekir. Sayın Hocam, dediğim gibi siz yıllarca üniversite rektörlüğü yaptınız. Şimdi depremden sonra üniversitelerde %100 eğitimi ara verildi. Evet. Ve yani şu anda üniversiteler kapatıldı. Kapatıldı, evet. Şu anda öğrenciler eğitim, öğretim istiyorlar. Çünkü diyorlar ki bu televizyonla eğitim, uzaktan eğitim bu üniversite öğrencisi için gerekli olmaz. Biz iyi yetişmek istiyoruz diyorlar. Şimdi bu bize, benim aklıma şunu getirdi. FETÖ döneminde Türkiye'de siz de bildiğiniz gibi yurt dışına haftada bir gün okumaya gidenler vardı, geliyorlardı. Bunlar hep üniversite mezunu oldular. Ve tıp fakültelerinde bunun çok acı sonuçları ortaya çıktı. Şimdi bu üniversitelerin kapatılmasına ilgili ne diyorsunuz hocam? Yani doğru bir şey mi? Şimdi Mehmet Bey, eğitim bir disiplin işidir ve çok ciddi, evet, bir iştir. Eğitimle dalga geçemezsiniz. Eğitimle oynayamazsınız. Şimdi deprem oldu. Depremden birkaç gün sonra Yükseköğretim Kurulu bir açıklama yaptı. Yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim uygulanacaktır, evet, dendi. Şimdi Yükseköğretim Kurulu yetkilileri şunu bilmelidir ki yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçtiğiniz zaman bunlar kimler etkilenecek? Üniversitelerin bölümlerinin hazırlık sınıfında okuyanlar ayrı. Birinci, ikinci, üçüncü sınıfta okuyanlar ayrı. Dördüncü sınıfta okuyanlar ayrı. Yüksek lisans, doktora yapanlar ayrı ayrı etkilenecektir. Tabii. Dolayısıyla bu bütün üniversitelerde biz yüz yüze eğitimi getirdik diyemezsiniz. Şimdi üniversitelerde sosyal bilimler bölümleri var. Bunlarda daha ziyade dersler teorik anlatılır. Uygulamalı olanlar da vardır. Ama mühendisliklerde, fakültelerinde, eczacılık fakültelerinde, veterinerlik fakültelerinde ve meslek yüksekokullarının bu konularla ilgili bölümlerinin tümünde uygulamalı eğitim var. Şimdi dün ben mecliste de anlattım. Makine mühendisliği bölümünde sordurdum ben şeylere, öğrencilere, imalat dersini nasıl alıyorsunuz diye. İmalat dersi şöyle, videoda bir torna tezgahı gösteriyor. Torna tezgahında bir parçanın işlenmesini gösteriyor. Şimdi çocuk diyor ki ben bu tezgaha dokunmadım. Ben bu tezgaha, bu parçayı bağlamadım. Parça nasıl bağlanıyor ben bunları bilmiyorum. Videoda anlatımlar zaten kötü. Ama işin en ilginci bu uzaktan eğitimde derslere katılan öğrencilerin sayısı çok az. Yani 30 kişilik ya da 40 kişilik, evet, 50 kişilik sınıflarda 5-6 kişi belki katılıyor. Çünkü o sizin orada ders diye sunduğunuz videoyu zaten öğrenci kendiliğinden de indirip seyredebiliyor. Şimdi bu uygulamalı eğitimlerde bir de iş güvenliği var mühendislikte. Evet. Yani biz öğrenciler torna tezgahının başında çalışırken kızlarımızın saçının arkadan bağlamalarını isteriz. Yani saçı bir şekilde tornada iş yaparken el üzerine gelirse saçı, o ayna dediğimiz ya da, evet, iş parçası bir tuttu mu ondan sonra saçı kökünden koparır. Ondan sonra kollar şöyle düğmelenmiş olacak. Hiçbir şekilde açık bir gömlek, evet, kolu olmayacak. Bunlar iş güvenliğidir. Bunları hoca anlatacak orada. Ve öğrenci tezgahın başında öğrenecek. Tezgahın çeşitlerini görecek. Hangi tezgah hangi işi yapar. Dolayısıyla yani inşallah bundan vazgeçerler ve hızla vazgeçerler. Evet. Demin söylediğim gibi biz pandemi döneminde de
yani salgın döneminde de gene aynı yollara başvurduk. Büyük bir kayıptır bu. Biz laboratuvar görmeden, atölye görmeden mühendis mezun ettik. Hasta görmeden doktor mezun ettik. Eczacı mezun ettik. Veteriner hekim mezun ettik. Hocam dün ben tıp fakültesi profesörleri ve doçentleriyle görüştüm. Diyorlar ki son sınıf öğrencileri için çok önemli. Çünkü onlar bizden beraber ameliyatlara giriyorlar. Tabii. Bizi izliyorlar. İntern. Evet. Ve biz bazen diyor mesela diyoruz ki dikiş at. Başındayız diyor. Ona dikiş öğretiyoruz. Şimdi yüzde eğitimde bu olmaz dedi. Hani uzaktan eğitim. Uzaktan eğitim. Yüzde eğitimde bu olur. Ve tıp fakültesi özellikle diyorlar ki tıp fakültesi yani geleceğimizin doktorlarına büyük bir darbedir bu. Şimdi ben bunu duyunca aklıma hemen şey geldi. Yine 15 Temmuz'dan önce FETÖ dönemi geldi. Şimdi o dönemde yine sahte diplomalar verildi. İşte daha sonra Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde ortaya çıktı 1100 sahte diploma. Şimdi efendim ben bir iktidar değişikliğinde bu sahte diplomaların üzerine gidilecek mi? Anlaşılıyor ki Türkiye'de bir 2000'e yakın sahte diploma var. Ayrıca haftada bir günlüğüne yurt dışına gidiyorlardı. Bir günlüğüne. Bosna Hersek ben gittim gördüm. Bir binada şöyle bir bina. Dört katlı bir bina üniversite. Bir sınıf tıp, bir sınıf hukuk. Haftada bir gün gidip geliyorlardı. FETÖ'cülerin yeriydi. Ve bunlar hep oradan mezun oldular. Şimdi Türkiye'de kaliteli doktor, kaliteli mühendis o dönem, o olaydan sonra şey oldu maalesef piyasadan kayboldu. Yani bunlarla ilgili bir gelecekte bir yani genel hukuk gereğince hak edilmemiş bir unvanın geçerliliği yoktur. Bu ister diploma olsun, ister unvan olsun. Dolayısıyla bütün bunların üzerine gitmek gerekir. Ben dedim ki eğitim çok ciddi bir iştir, disiplinli bir iştir. Yani eğitimle hiç kimse nasıl söyleyeyim eğitim göz ardı edemez. Bu işler ciddi işlerdir. Sadece bu sahte diplomalar değil. Biliyorsunuz üniversite sınav soruları çalınmıştır. Evet. Binlerce gencimizin istikbaliyle oynanmıştır. Büyükelçilik ünvanları veriliyor. Yani liyakati bıraktığınız zaman bütün bunlar olur. Şimdi eskiden profesör olabilmek için yabancı dilden en az 80 puan almış olmak gerekiyordu. Şimdi 55 puan yetiyor. Yetiyor. Bu biz yani nereye gidiyoruz? Ben size yani o kadar çok biliyorsunuz mecliste üniversitelerle ilgili en çok konuşan milletvekillerinden bir tanesiyim ben. Üniversitelerdeki sıkıntıları kontenjandan başlayarak bütçeye kadar yapılan tezlerden tez sınavlarına kadar hepsini biz bunları anlattık. Yani İstanbul'da tez yazım şirketleri var. Siz konuyu veriyorsunuz. Onlar size tez hazırlıyor. Karşılığında parayı hatta ilanlarında geçme garantili diye ifadeler de var. Yani bu ne demektir? Bu arkadaşlar hem tezi yazıyorlar hem de neredense hangi üniversiteyse orada demek ki jürileri de ayarlıyorlar ki bir de geçme garantisi oluyor. Yani biz işimizi ciddi yapmalıyız. Evet. Yani devlet ciddiyet ister. Eğer ciddi bir iş yapmıyorsanız orada başarıdan bahsetmeniz, ilerlemeden bahsetmeniz mümkün olamaz. Yani Türkiye eğer biz bu dünyada diğer ülkelerle rekabet edeceğiz diyorsak, eğer biz ileri gideceğiz diyorsak, endüstri 4.0'dan, tarım 4.0 ya da 5.0'dan bahsediyorsak, o zaman bu işleri ciddi yapmak durumundayız. Evet. Hocam ben yani bunu size sormayı bile aslında utanıyorum. Şimdi biz Türkiye olarak biliyorsunuz yurt dışından yabancı profesörlerin, doçentlerin tezlerini aldık, Türkçe'ye çevirdik, müracaat ettik, birkaçı yakalandı, iptal edildi. Yani bu intihaller hep oluyor maalesef. Evet. Ama hocam şimdi geçen gün bir profesör hocamızla konuşuyor, dedi ki, ya dedi Almanya'da ben dedi bir şeye gittim, seminere.
Orada yanımda oturan dedi Alman profesör, çok samimi arkadaşım, bana demez mi dedi, aman dedi tezi senden saklayayım, tezimi çalarsınız diye. Şimdi dedi ben çok samimi arkadaşım, onun da evinde kalıyorum üstelik. Yani Türkiye'nin geldiği durum bu. Tabii şimdi burada iki şey birbirinden sabla zaman ayırmak gerekiyor. Türkiye'de çok kıymetli bilim adamlarımız var. Evet. Onları göz ardı edemeyiz. Edemeyiz. Çok nitelikli üniversitelerimiz var. Bunları göz ardı edemeyiz. Ama bütüncül düşünüldüğünde her bir üniversitenin ve üniversitede çalışan bilim adamlarında minimum standartları aramanız gerekir. Öyle biz istedik oldu, açtık üniversiteyi, hocası yok, imkanları yok. Yani hemen şöyle bir örnek vereyim. Bir üniversitede makine mühendisliği bölümüne giren bir öğrencinin 480 puanına giriyor. Başka bir üniversitede 220 puanına giriyor. Evet. Böyle bir dengesizlik yani var. Yani şimdi tıp fakültelerinde biliyorsunuz ilk 50 bine girmek gerekiyor. Evet. Bu çok isabetli bir karar olmuştur. Onu söyleyeyim. Hukuk fakültelerinde 100 binde sonra onu 125 bine çıkardılar. Eczacılık fakültelerinde 80 bin. Bunlar bir standardı getiriyor. Ama mühendislik fakültelerine girmek için 300 bininci olmanız yeterlidir. Bu doğru değildir. Çünkü bunlar da işte inşaat yapacaklar, makine tasarlayacaklar. Bunların da çok iyi yetişmiş, çok nitelikli yetişmiş, nitelikli eğitim almış çocuklarımız olması gerekir. Ya hocam yani şu anda diyorsunuz ki üniversitelerin yeniden bir elden geçirilmesi lazım. Kesinlikle. Şimdi yeniden ben gözden geçirmesi lazım. Sizin şu görüşünüze katılıyor hocam. Şu anda üniversitelerin yarıdan fazlasını, devlet üniversitelerinin yarıdan fazlasının rektörünün uluslararası yayını yoktur. Yok, evet. Diğer bir husus hocam, önemli bir konuya temas ettiniz. Ben İstanbul'da gördüm. Bir bina ve üniversite. Bu 2011 yılından sonra ben bir Orta Avrupa ülkeleri seyahatimizde özellikle Bosna'ya, Saraybosna'da bir binaya gittik, gezdik. Bura dediler ki cemaatin üniversitesi. Hocam bir binada işte bir sınıf tıp, bir sınıf hukuk, bir sınıf siyasal. Bu böyle üniversite olur ama maalesef onu biz orada gördük ama İstanbul'da da aynısı var. Yani üniversiteye demeye bir şahit lazım. Bunların yeniden ele alınıp üniversite hakikaten gerçek bir üniversite statüsüne getirilmesi gerekmiyor mu? Ya şüphesiz yani bir şeyin olması gerektiği gibi yapmanız lazım. Yani ben yine konuşmalarımda benim gibi bazı milletvekili arkadaşlarım da bunları dile getiriyorlar. Yani bir binada sadece bir binası olan, başka hiçbir evet. imkanı olmayan üniversiteler var. Bunların çoğu vakıf üniversiteleri. Evet. Nitelikli vakıf üniversitelerine hiçbir şey dememiz mümkün değildir. Bunu evet. en baştan ortaya koyayım. Yani Türkiye'de 10 civarında çok nitelikli vakıf üniversitelerimiz de var. Evet. Bu işi ciddi bir şekilde yapıyorlar. Ama uyduruktan böyle bir binada üniversite olmuşlar. Evet. Bunların son derece sakıncalı olduğu kanaatindeyim. Eğitim ticarileştirilemez. Bu çok açık ve nettir. Evet. Yani parayla eğitim, para vererek, harç alarak öğrenciden bu evet. böyle eğitimler, ünvanlar, makamlar verilemez. Evet. Şimdi hocam bu üniversitede olduğu gibi aynı şekilde orta öğretimde de aynı konu var. Aynı, İlk yani. Öğretimde de evet. Bakıyorsunuz ki yönetmeliği var. Diyor ki okul olması için şu kadar metrekare bahçesi olması lazım. Ben Ankara'da bahçesi olmayan çok okul, özel okul biliyorum. İstanbul zaten tonla var. Bunların da yani yeniden bir iktidar değişikliğinde ele alınması gerekmiyor. Şüphesiz şimdi. Eğitim. Ben şeyi hatırlıyorum, meslek yüksekokulu, bırakın fakülteyi falan, meslek yüksekokulu eğer taşrada meslek yüksekokulu açacaksanız bunun şartları vardı. Evet. Yani öğrencilerin kalacakları, barınacakları yurt binası. Evet. Öğrencilerin spor yapacakları spor alanları. O şeyde ilde ya da ilçede sosyal faaliyetler yapacakları alanlar. Kültürel faaliyetler, bütün bunların evet. hepsi var. Göz önüne alınarak şeklen bu tabii. Bir de nitelikli öğretim üyeleri vesaire filan. Bunlar, bu şartlar yerine geldiği zaman bir yerde fakülte ya da meslek yüksekokulu açabiliyordunuz.
Böyle bir binada, şimdi biz mesleki sokun bir bina bile yetmiyordu. Bir binada bile yaptırmıyorduk. Şimdi bir binada üniversite var. Evet. Böyle bir şey olamaz. Hocam çok teşekkür ederiz efendim. Vaktimizi, süremizi doldurduk ama çok önemli Türkiye'nin kanayan yarası olan eğitimi ele aldık. Bir konu daha söylemek evet, istiyorum hocam, da buyurun. O da depremle buyurun. İlgili. Şimdi üniversite sınavına YKS'ye girecek depremzede öğrencilerimiz var. Evet. Bunların sayısı 300 bin civarında. Evet. Bu öğrencilerimiz büyük bir travma yaşadılar. Onun için hükümetten, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu öğrenciler için özel programlar yapılmasını talep ediyoruz. Evet. Bu çocukların moralleri bozuk, psikolojileri bozuk. Yani birçok şey düşünülebilir. Ek kontenjanlar şeklinde bir alternatif olabilir. Evet. İlave puanlar olabilir. Ama en önemlisi bu öğrencilerimizin psikolojilerini düzeltmek üzere psikoterapiye tabi tutulmaları. Evet. Bunlara üniversiteye hazırlanmak için mümkün olan en iyi şartları orada bulundukları yerde sağlanması gerekir. Bu inşallah çocuklarımız, gençlerimiz bu ihtimamla hiç olmazsa o travmayı bir miktar evet. atabilirler diye düşünüyoruz. İnşallah hocam dikkate alırlar da yaparlar. İnşallah. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Gerçekten Türk dediğim gibi Türkiye'nin yarası, kanayan yarası eğitimi ele aldık. Evet. Hele şu deprem evet. sırasında üniversitelerimizi ele aldık. Konuştuk evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Evet katıldığınız evet. için. Evet sevgili ben izleyiciler bir başka sıcak gündem programında buluşmak üzere. Hoşça kalın.